Herkese merhabalar. Yeni bir projeyle birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü projemizde evinizdeki eski hard diskten bir jiroskop bisiklet yapacağız. Hard diskinizi vidalarından söktüğünüz zaman içinden çıkan yapı buradaki diskler. Biz bu diski jiroskopu yapmakta kullanacağım. Hard diskin boş halini şu şekilde görebiliriz. Ben bunun zaman almasını istemediğim için bu kısmı atladım arkadaşlar. Ben 2 adet hard disk söktüm. Hard disklerin içerisinden şu şekilde gördüğünüz gibi 3 adet disk çıktı. Bu diskleri daha önceki projemizde hard disk motorunun fırçasız ESC ile nasıl sürüldüğünü sizlere anlatmıştım. Bugünkü projemizde ise buna değinmeyeceğim. Gördüğünüz gibi 3 adet kablo şu şekilde çıkmakta. Bunları bir fırçasız ESC yardımıyla birazdan süreceğiz arkadaşlar. Ben arka kısma şu şekilde bir alüminyum levha kestim, hazırladım ve diğer parçalar ise burada hazır. Şimdi bunları montajını yaparak bir jiroskop bisiklet, yani kendi kendine devrede kalabilen bir bisiklet yapmaya çalışacağız. Evet, hemen parçaları birleştirmeye başlıyoruz. Ben şu şekilde parçaları hazırladım. Sadece montaj aşamasına geçeceğim. Bu aşamada bu kısımda rulmanları kullandım. Mini rulmanları, sürtünmenin minimum olmasını ve sistemin milimetrik çalışmasını istediğim için bu şekilde yaptım arkadaşlar. Evet, burada 2 adet tekerim var. Tekerlerden birine motor takmayı planlıyorum. Hareket halinde görmek istiyorum ben bisikletimi. Evet, gördüğünüz gibi bisiklet dengede durmuyor ama birazdan tamamladığımız zaman otonom bir şekilde bisikletin dengede kaldığını hep birlikte gözlemleyeceğiz. Aslında bu projenin temelini buradaki dönen disk oluşturuyor diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü dönen bir disk merkez kaç kuvvetinin etkisiyle yer çekimine paralel bir eğilim gösterir. Biz burada bu paralel eğilimi burada kurmuş olduğumuz, yani tek yönlü bir jiroskoptan bahsedebilirim burada. Motorumuzun sağa sola yatmasında birazdan diskin kendi konumunu aldığını göreceğiz. Buradaki düzenek tamamen hareket halindeyken bunu yapabilmek olacaktır. Evet, üst diskimizi de yerine yerleştirdik. Gördüğünüz gibi üst disk şu şekilde hareket ediyor arkadaşlar. Başka bir hareket alanı yok ve aynı zamanda kendi ekseni etrafında dönecektir bu. Şimdi bu diski döndürmek için şu şekilde fırçasız bir ESC kullanacağım. İsteyen farklı DC motorlardan da kullanabilir. Önemli olan burada diskin yüksek hızlarda döndürülmesidir. Evet, şu anda her şey hazır. Bir güç verelim.
Evet, şu şekilde döndürüyorum bakın. Evet, artık bu aşamadan sonra tamamen jiroskopumuz tamamlandı. Yani jiroskop bisikletimiz tamamlandı. Evet, artık kendi dengesini kendisi bulacaktır. Motor sağa sola yattığında şu üst kısım yatış kadar kendini düzeltmeye çalışacaktır. Bu tabii ki belirli sınırlar çerçevesinde. Dengeyi fazla bozduğumuz zaman devrilecektir. Peki bir jiroskopun tekerine hareket verirsek ne olur? Şimdi bunu göreceğiz arkadaşlar. Evet, devrilmeden gider. Evet arkadaşlar, bir projenin yine sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Yeni bir projede buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Tabii ki bana destek amaçlı kanalımın katıl butonu ve teşekkür butonu aktif. Hoşça kalın.